Peki neden Allah bizi aç bırakıyor? Değil mi? Yani öyle de düşünebilirsiniz. Neden aç bırakıyor? Yani ne faydası var ki? Düşünebilirsiniz. İnsan aklına geliyor. Değil mi? Yani belli saatlerde biz yemek yemeyince ne oluyor yani? Şurada duruyor, yemek yemiyoruz. Ne oluyor? Bunun yaratıcıya ne gibi bir kârı var? Veya da bizim ne kârımız var? Ne için emredilmiş olabilir böyle bir şey diye düşünebiliriz. Belki de hiçbir şey bu zamana kadar düşünmediğimiz gibi de bunu da düşünmüyor olabiliriz de yani. Tutuyoruz lan ne yapalım işte tut dediler. Öyle bir boyutta da olabiliriz. Ama ben hani bu akşam bu noktanın üzerinde durmak istiyorum. Bakın diyor ki Bediüzzaman Hazretleri Ramazan Risalesi'nde. Abi çok güzel uyuyor. Onu da böyle bir şey yanında var ya bak ama ne güzel uyuyor bak. Allah. Abi uyandırdık kusura bakma yani. Uyandırma servisi burası. Biz bizeyiz. Kardeşhane, samimane. Fıstıklar geldi mi Ramazan? Ne zor değil mi fıstık? Ulan bir dünya para. Ne fıstık yeter ne para yeter. Evet, Bismi-i Sübhanehu. Bakın ne diyor Bediüzzaman. Ramazan-ı Şerif'teki savm. Savm ne demek? Oruç. İslamiyet'in erkan hamsesinin birincilerindendir. Ne demek? Yani 5 tane şey var. Ne fedai? Müslümanlıkta İslam'ın şartları var ya. Fedai bitti. İslamiyet ne? Ben kimim? Güzel. Namaz kılmak. Ha, bunlar 5 tanesinden bir tanesi nedir? Oruçtur. Çok önemlidir. Yani çok değerli bir ibadettir. Öyle alalade bir ibadet değil. İbadetlerin hiçbirisi alalade değil ama oruç bambaşkadır. Cüneyt ihlasımı kontrol et. O şeye bakıyor. İşte Ramazan-ı Şerif'teki orucun çok hikmetleri var. Neymiş orucun? Çok hikmetleri, çok faydaları var. Hem Cenab-ı Hakk'ın rububiyetine. Bir, oruç Cenab-ı Hakk'ın neyine bakıyormuş? Rububiyetine. Şimdi bu rububiyet kavramının üzerinde kısaca duralım. Rububiyet, kainattaki bütün işleyiş demektir. Yani yağmurların yağdırılmasından size rızıkların verilmesine kadar, sizin hastalanmanızdan şifa verilmesine kadar, sizin için faydalı şeylerin yaratılmasından zararlı şeylerin defedilmesine kadar, kainatta zerrelerden yıldızlarına kadar, kendi vücudunuzdan galaksilere kadar görmüş olduğunuz bütün bu faaliyetin ismine rububiyet deniliyor. Bu faaliyeti yapana da Rab deniliyor. Neymiş? Rab. Hani diyorsunuz ya, ya Rabbim. İşte o zaman bu kainattaki bu faaliyetin yaratıcısına hitap etmiş oluyorsunuz. Ya Rabbim sana sesleniyorum diyorsunuz. İşte bunu şuurlu yaparsanız kainattaki bu muhteşem faaliyeti gözünüzün önüne getirirsiniz. Zihninizde bunu tefekkür edersiniz. İfade edebildim bilmiyorum. Şimdi dikkat edin. Bir, oruç Cenab-ı Hakk'ın rububiyetine bakıyormuş. İki, insanın hayat-ı şahsiyesine bakıyor. Faydalarından bir tanesi. Şahsi hayat ne demek? Bizzati bizim hayatımız demek. Bize bakan yönü varmış orucun. İkincisi, hayatı şahsi, hayat-ı içtimaiyesine bakıyor. Hayat-ı içtimai ne demek? Sosyal hayat, yani birbirimizle bulunduğumuz ortamdaki ilişkilerimize bakıyor. 4, nefsin terbiyesine bakıyor. 5, ni'am-ı ilahiyenin, Allah'ın nimetlerinin şükrüne bakar hikmetleri var. Neymiş? Allah'ın nimetlerinin şükrüne bakan hikmetleri var. Fedai kaç tane saydık? Çok hızlı konuşuyorum, anlayabiliyor musunuz? Evet. Hani böyle yetiştirebiliyor muyuz zihin? Kusura bakmayın. 5 tane saydık. Yani bunlardan bir tanesi Allah'ın rububiyetine bakan bir yönü var. Oruç tutuyoruz, Allah'a bakan bir yönü var. 2, Allah'ın bizim şahsımıza bakan bir yönü var. Bizi ilgilendiren bir faydası var. 3, toplum hayatını ilgilendiren faydası var. 4, nefsimize değil mi? 5, Allah'ın nimetlerine bakan yönü var şükür için. Ben size nefse bakan yönünü okuyacağım. Hani Kur'an tilavetinden çıktınız, biraz rahatlatalım sizi. Ramazan-ı Şerif'in orucu doğrudan doğruya nefsin mevhum rububiyetini kırmak. Bizde nefis var, her istediğini bize yaptırmak istiyor değil mi? Enteresan bir varlık. Öyle değil mi? Her türlü ayarımızı bozmak istiyor. Yani Allah'ın rızasının dışında sürekli bizi olumsuzluğa ve kötülüğe sevk etmek isteyen bir nefis var. Bu nefsi bu oruçla ne yapabiliyormuşuz? Dizginleyebiliyoruz. Ama çok ilginç. Nefsin biraz sonra özelliğini öğreneceğiniz zaman çok şaşıracaksınız. Nefsin mevhum rububiyetini. Rububiyet neydi? Peki nefis ne diyordu?
dikkat edin, mevhum rububiyet, kendisini Allah zannediyor. Çok enteresan bir şey. Niye zannediyor göreceksiniz. Ben kalkarım, ben yürürüm, ben yaparım, ben hallederim, ben kazanırım demiyor muyuz? Diyoruz değil mi? Ümraniye'nin çocuğuyuz kardeşim, her türlü kim korkar demiyor muyuz? Diyoruz. Rezaliz lan biz demiyor muyuz? Diyoruz. Bak her türlü böyle bir ayar pozisyondayız. Bunu kim yapıyor? Nefis. Normalde ruh nasıl bir şey? Ruh sakin. Ama nefis ne yapıyor? Ayarımızı bozuyor. Neden? Çünkü Allah ona bir özellik vermiş. Dikkat edin. Mevhum rububiyetini kırmak ve nefsin aciz olduğunu göstermek, ubudiyetini, kulluğunu bildirmek cihetinin hikmetlerinden bir hikmeti şudur. Bir, nefsin mevhum rububiyeti kırılacak. Neyle? Oruçla. Ne yapacak? Onun aciz olduğu gösterilecek ve onun bir kul olduğu ona hissettirilecek. Nasıl? Nefis Rabbisini tanımak istemiyor. Neymiş özelliği nefsin? Rabbini tanımak istemiyor. Ne Rabbi kardeşim? Ben kendi kendime hareket ederim, yaşarım, tavırlarımı kimse benim kontrol altına alamaz demek istiyor. Firavunane kendi rububiyet istiyor. Yani bir yaratıcının idaresinde olduğunu hissetmek istemiyor. Ben kendi kafama takılmak istiyorum. Hiçbir emir kontrol altında olmak istemiyorum diyor. Ne kadar azaplar çektirilse o damar onda kalır. Neymiş özelliği? Bakın azap da çektirilse o damar onda kalıyor. Fakat açlıkla o damar kırılır. Nefiste neyle kırılıyormuş? Açlıkla. İşte Ramazan-ı Şerif'teki orucun doğrudan doğruya nefsin firavunluk cephesine darbe vurur, kırar. Nefse aczini, zaafını, fakrını gösterir ve abd, kul olduğunu bildirir. Peki bununla ilgili bir peygamberimizin hadis-i şerifi var. Çok dikkatli dinleyin. Nefis neydi? Kendisi rububiyet istiyor. Bir yaratıcının emirlerini dinlemek istemiyor. Kimsenin ona karışmasını istemiyor. Bu kimde var? Hepimizde var. Hepimiz böyleyiz. Ama bunu neyle kırabilirmişiz? Açlıkla. Bakın Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifinde bu olayı nasıl aktarıyor? Hadisin rivayetlerinde vardır ki Cenab-ı Hak nefse demiş. Kim kime diyor dikkat edin. Allah nefse diyor ki ben neyim sen nesin? Şimdi arkadaşlar dikkat edelim. Soruya çok dikkat edelim. Kim soruyor? Kime soruyor? Ama bakın sorulan nefis. Ya nefis kime muhatap? Normalde böyle bir soruya muhatap olsanız ne dersiniz? Ya ne dese evet deriz değil mi Allah? Cenab-ı Hak nefse demiş ki ben neyim sen nesin? Nefis demiş ben benim sen sensin. Hayda. Arkadaşlar Allah hitap ediyor. Nefis de Allah'ın hitap ettiğini biliyor. Dikkat edin. Öyle dikkat edin çok sağlam bir şey var içimizde o nefis. O nefis öyle dandirikten bir şey değil. Bakın Allah'ın muhatabı direkt kendisi olduğu halde sen kimsin ben kimim diye soruyor Allah. Soran kainatın yaratıcısı. Sorulan ise bir aciz varlık. Ama öyle bir cüret öyle bir cesaret var ki sen sensin ben de benim diyor. Hepimizde var. Ya nasıl ayarımızı bozabilir anlıyorsunuz değil mi bu adam? Bu içindeki nefis. Ayarımızı iki dakikada alt üst eder. Kendinize güvenmeyin. Hiç. Bir bakmışsınız var ya saçma sapan bir şeyle meşgulsünüz. Bir bakmışsınız yoldan çıkmışsınız. Bir bakmışsınız hayal edemeyeceğiniz bir günahın içindesiniz. Dikkat edin öyle sıradan bir şey değil nefis. Sonra demiş dikkat edin. Ben neyim sen nesin nefis demiş ben benim sen sensin. Sonra Cenab-ı Hak azap vermiş. Cehenneme atmış. Azap veriyor ve cehenneme atmış yine sormuş. Nefis yine demiş. Ene ente ente. Ben benim sen de sensin. Arkadaşlar o nefsiniz var ya o azap ve cehennemden hiç korkmuyor. Girmiş çıkmışlığı var. Var ya diyor. Ulan biz içeride yattık çıktık. İşte içeride yatıp çıkmış bir nefis var sizde şu anda anlıyor musunuz? Yani azapla cehennemle o nefsi korkutamazsınız.
Ulan ne yapacağız o zaman? Aklına geliyor insan değil mi? Ne yapacağız lan, bu herif cehenneme girmiş, çıkmışlığı var, bilmem ne yatarı var. Enteresan. Hangi nevi azabı vermiş? Düşünün bak, çeşitler de var. Yani bir sürü işkenceye de tabi tutulmuş. Hangi nevi azabı vermiş? Nefis enaniyetten vazgeçmemiş. Yine demiş, ben benim, sen sensin. Sonra Cenab-ı Hak, çay geliyor mu? Bak oyalayamayacağım cemaati, bu kadar ha. İhsan hemen getirsinler, bitiyor. Ne? Bak güzel. Bu çocuğa direkt çayı şeyle, termosla verin. Yanmış çocuk bak çaydan. Sonra ne yapmış Cenab-ı Hak? Sonra açlık ile azap vermiş nefse. Açlık ile azap vermiş. Yani aç bırakmış. Allah nefse yine sormuş. Men ene ve ma ente? Yani ben neyim, sen nesin? Nefis demiş. Sen benim Rabb-i Rahim'imsin. Ben senin aciz bir kulunum. Şimdi bunun ben size gerçek boyutunu göstereyim. Ne oldu birdenbire o bizim artist Külhan Bey'i bilmem ne? Açlığa dayanabilecek bir mafya var mı aranızda ya? Yok değil mi? Alayımız elimiz ayağımız titriyor. Ben acıkıyorum, kan şekerim düşüyor. Mutfağa giriyorum, pırasayı bile yiyorum ya. O an bir şey yani atayım da kan şekerim yerine gelsin diye. Elimiz ayağımız boşalıyor değil mi? İşte o eli ayağı boşalan nefis. Bir anda ne yapıyor? Tamam abi, eyvallah abi, sensin abi diyor. İşte nefse eyvallah dedirtebilmenin tek yolu neymiş? Oruç. O Ramazan'da değil mi? Bir görseniz bir güzel oluyor o çocuk. Bir güzel, böyle ne deseniz yapıyor ya. Ne desen, Kur'an okuyalım okuyalım, şunu yap, her şeyi yapıyor. Değil mi? İşte onu da terbiye etmek için Cenab-ı Hak bize Ramazan'da oruçsun demiş.